Arkadaşlar hoş geldiniz bence. IEEE CoECS olarak bu seneki ilk teknik eğitimimizle karşınızdayız. Bugün bizde eğitim verecek olan kişi Mert Düzgün. Kendisi Git ve GitHub eğitimi verecek ve 2 günlük bir eğitim olacak bu arada, bunu baştan bir hatırlatayım. Yarın da yine saat 7'de başlayacağız aynı şekilde. Ben sözü çok uzatmadan yavaştan Mert'e vereyim ve o girişi yapsın. Hoş geldin Mert. Hoş bulduk. Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz eğitime. Ben Mert Düzgün, Kocaeli Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği 5. sınıf öğrencisiyim. Onun dışında bir yıl kadar front-end developer olarak iki farklı şirkette çalıştım. Bugün konumuz Git ve GitHub, her yazılımla ilgilenen insanın bilmesi gerektiğini düşündüğümüz. Ben istersen ekran yansıtarak slide açıp başlayayım Cem. Tabii ki, tabii ki. Ben çekiliyorum, sana bırakıyorum. Tamamdır, teşekkürler. Okay. Şimdi konumuz Git ve GitHub. Öncelikle Git nedir ve GitHub nedir? Bunları anlatarak başlayacağım. Arkadaşlar, Git bir araç, bir versiyon kontrol sistemi. Versiyon kontrol sistemleri ne işe yarar? Biz diyelim ki bir yazılım projemiz var. Bu projede genelde birden fazla kişi olarak çalışıyoruz, takımlar halinde. Tek başımıza çalışıyor olsak bile versiyon kontrolü sistemi kullanmakta fayda var. Çünkü bize sağladığı çok güzel avantajlar var. İleride değineceğiz. Bu Git versiyon kontrol sistemlerinden sadece bir tanesi. Çeşit başka versiyon kontrol sistemleri de var. Aşağıda alternatiflerde yazdığı gibi SVN ve Mercurial da var. En popülerleri bunlar benim bildiğim. Bunun dışında tabii ki yine bir sürü farklı versiyon kontrol sistemi de var. Git merkeziyetsiz ya ve dağıtık bir versiyon kontrol sistemi. Ve Linus Torvalds tarafından C ile yazıldı 2005 yılında. Linus Torvalds bilmeyenleriniz varsa Linux kernel'ının da Linux'u bulan adam, yazan adam. O şekilde Git'i kısaca böyle özetleyebiliriz. Onun dışında GitHub. Git ve GitHub farklı şeyler arkadaşlar. WhatsApp grubunda karıştıranlar olduğunu gördüm. Git, GitHub'dan bağımsız bir versiyon kontrol sistemi. GitHub ise Git ile entegre kodlarımızı depoladığımız, yüklediğimiz bir platform internet üzerinde bulunan. GitHub Microsoft'un, Microsoft GitHub'ı satın aldı. GitHub'a genelde ilk yıllar için yazılımcının CV'si derler. Biz yaptığımız projeleri başka insanlara göstermek için gösterebileceğimiz en iyi yer, daha doğrusu GitHub'dır. GitHub da tabii ki türünün tek örneği değil. Alternatifleri var. GitLab ve Bitbucket gibi. Arkadaşlar, şimdi ben biraz gerçek örneklerle gideceğim sıra sıra. Bu slide'ın çok bir önemi yok. Burada böyle aklımda dursun, kaçırmayayım diye ve sırasını koruyayım diye aslında bu slide'ı oluşturdum. Şimdi çoğunuzda Windows bilgisayar var. Tabii diğer işletim sistemlerinde de hem aynı komutları kullanmak için biz Windows'ta daha önce Git'i yüklemiştik. Git 5'i kullanacağız. Şu Git 5'i açamayan olursa, yani şurada kısa yolunu göremeyen olursa, şuraya Git 5 yazarak da %99 ihtimalle bulacaktır, eğer Git'i düzgün bir şekilde kurduysa. Bilgisayarımızda Git'in kurulu olduğunu anlamak için, kurulu olup olmadığını anlamak için Git dash dash, yani tire tire version yazıyoruz ve burada Git versiyonumuz bize çıktı olarak geri dönüyor. Şimdi şöyle, önce bir klasör oluşturacağım. İsmine Git diyelim. Bu klasörü açalım. Şu ikisini şöyle yan yana koyalım. Şimdi arkadaşlar, bu klasör Git olmasın da daha güzel bir ismi olsun. Mesela diyelim ki MyApp. Bu bizim yazılım projemizin klasörü olsun. Normalde burada çeşitli çeşitli dosyalar olacak. Farklı yine iç içe klasörler vesaire olacak. Ben olabildiğince sabit tutmak ve hani Git'in amacını anlatmak için bugün sadece düz text file'larla, yani normal
dosyalarla, TXT dosyalarıyla ilerleyeceğim. Yarın da daha karışık, gerçek bir projede nasıl bu Git'i kullanmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz, onlardan bahsedeceğim. Şimdi önce herkesin bilmesi gereken yine basit terminal komutlarından bahsedeceğim. Şurada 4 tane basit komutumuz var. Bunları sıra sıra anlatayım şimdi ne olduklarını. İlki ls. Arkadaşlar ls şu işe yarıyor. Listin kısaltması. Benim bulunduğum konumun altındaki bütün klasörleri ve dosyaları bana listeliyor. Şimdi burada çok fazla klasör ve dosya gördük. Ben bu git 5'i çünkü kapatıyorum. Bir de şurada açacağım. Şu sağ tıkla da buradan açabilirsiniz. Yine gerekli ayarı yaptıysanız eğer. Burada ls diyeyim. Hiçbir şey gelmedi. Niye? Hiçbir şey yok. Ben burada birkaç klasör oluşturayım. Klasör. İşte bir tane dosya oluşturayım. Dosya diyelim. Şimdi bir daha ls çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi burada klasör ve dosya listelendi. Eskiden bu böyle arayüzler yokken MS-DOS deniyor bu arada. Ekranda sanırım biraz yazılar küçük görünüyormuş. Şöyle büyüteyim. Sağ tarafı nasıl büyütüyoruz bilmiyorum. Buradan bakalım. Aslında sağ tarafı büyütmek istemiyorum. Fontu ayarlayabiliyor muyuz? Sağ taraf çok önemli değil. Bizim işimiz zaten sol tarafta. Nasıldı bu ilki listeydi? Şimdi tekrar ls dedim. Burada bunları görebiliyoruz. Ls'in şeyi bu. İşi bu. Sadece bunları listeliyor. Başka bir görevi yok. Ls'den sonra cd'den bahsedeyim. Cd de Change Directory'nin baş harfleri. Şimdi ben neredeyim? Desktop/myapp klasörümün içerisindeyim. Klasör, yani şuradan tıkladığımda ne oluyor? Beni klasörün içine atıyor ya. Aynı işlemi terminalde yapmak için de cd komutunu kullanıyorum. Cd diyorum ve gitmek istediğim klasörün ismini yazıyorum. Klasör. Enter'ladım. Ne oldu? Klasörün içine geldim. Burada ls'deyim. Boş. Çünkü klasörün içinde bir şey yok. Cd ile peki bir üst klasöre geçmek istiyorsam ne yapıyorum? Bu sefer iki nokta yazıyorum klasör ismi yerine. Ve beni tekrar bir üst direktörüye atıyor. Burada da dersen yine bir üst atacak. Burada bakın çok farklı şeyler var. Böyle. Tekrardan myapp'e gelelim. Bundan sonraki komutumuz da neydi? Make directory, mk'dir. Make directory. Bu da şu işe yarıyor. Ben myapp'in içerisindeyim ve burada bir klasör oluşturmak istiyorum. Hani burada biz bu GUI'de yani grafiksel ara birimde sağ tıklayıp yeni deyip klasör seçiyoruz ya. Bunu yapmak yerine gelip terminalde mk'dir başka bir klasör diyebilirim. Bunu dediğim anda ne oldu? Burada başka bir klasör oluştu. Mk'dir'in de tek görevi bu. Make directory. Touch komutumuz var. Oops. Touch komutu var. Touch komutu da şu işe yarıyor. Dosya oluşturmaya yarıyor arkadaşlar. Mesela burada bir dosya txt'im var. Ben bir de dosya 2.txt oluşturmak istiyorum. Bastım ne oldu? Dosya 2 oluştu. Bu 4 tane basit komutu görmenizi istedim. Çünkü bunları sık sık kullanıyoruz. Ya eliniz bu terminale alıştıktan sonra böyle gelip sağ tıklayıp bir şeyler yapmıyorsunuz. Bu şekilde komutlarımız var. Şimdi git komutlarına geçelim. Git komutları da yine aslında çok fazla. Git bu arada çok büyük ve çok karışık, çok gelişmiş bir sistem. Biz çok basit komutlarını, en sık kullanılan komutlarını göreceğiz bu derste. Yoksa Git'in burada dokümantasyonuna bakarsanız burada böyle tonla şey olduğunu görebilirsiniz. Ve hepsinin içerisinde de bir sürü farklı alt başlık var. Şimdi ilk git komutumuz git init. Şimdi buna geçmeden önce aslında bir şeyden bahsetmek istiyorum.
Git komutlarına geçmeden önce Git ve GitHub'ı anlattım ama biraz havada kaldı gibi. Git bir araç, bir sistem. Az önce indirdik. Hiç kullanmadık da ama GitHub da bir ne dedik? Bir web sitesi aslında. Bir başka bir platform. Bu ikisi farklı şeyler. Şimdi şuradan bir Excalibur açayım mı? Buradan çizerek göstereyim. Zaten hazırlamıştım aslında biraz. Şimdi arkadaşlar bizim iki tane kodlarımızı sakladığımız ortam oluyor genelde. Birisi kendi bilgisayarımızı temsil eden lokal, diğeri de uzaktaki başka birinin bilgisayarını temsil eden remote. Bu genelde mesela biz kodlarımızı GitHub'a yüklediğimizde GitHub'ın böyle kocaman veri merkezleri var ve onların içinde de bir sürü bilgisayar var. Biz kendi bilgisayarımızdaki kodu GitHub'ın bilgisayarlarına göndererek buna internetteki herkesin erişmesini sağlıyoruz. Kısacası bu. Biz şimdi bugün yapacağımız işlemleri ilk başta lokalde yapacağız. Remote'la herhangi bir işimiz olmayacak. O yüzden bu arada yorumlara vesaire hiç bakmadım. Bir şey olursa zaten Cem bana bildirir diye düşünüyorum. Ne demiştik? Kodlarımızı şu an git komutlarımızı lokale çalıştıracağız. Daha sonra bunu remote'a yani uzaktaki Git repomuza, bilgisayarımıza nasıl aktaracağımızı vesaire göstereceğim. Şimdi lokal kullanıma geçelim. Bu komutlar dediğim gibi en basit komutlar. Şimdi şöyle burada bir tabii klasörümüz var. Biraz kirlettik. Şimdi bunların tabii yine şeyi de silebiliyoruz da şurada. O önemli değil. Onu sonra öğreniriz. Şimdi arkadaşlar MyApp'in içerisindeyim. LS diyorum. Hiçbir şey yok. Değil mi? Şimdi ben bunu bir git reposu yazayım onu da. Repository. Şöyle biraz daha büyütebilirim. Biz repository diyoruz. Her bir git ile oluşturduğumuz kod deposuna repository diyoruz. Repo diyoruz kısaca. Ya yani bunun şeyi bu. Adabı bu. Bu şekilde kullanılıyor. Git reposu, repository. İşte bunu sonra GitHub'a eklediğimizde GitHub reposu vesaire diyoruz. Bu repoyu hani bu klasörü ben bir git reposu olarak işaretlemek istedim de yapmam gereken şey de git init komutunu çalıştırmak. Bu arada git'le alakalı ne çalıştırmak istiyorsan başına git yazıyorum. Sonra gerekli komutu yazıyorum. Git init komutu ne yapar? Normalde şöyle de bir şey olabilir. Git init bu bir parametre alabiliyor bu arada. Hani yazılımın kendisi komut ve komutun parametresi şeklinde gider genelde. Bu bütün terminal CLI şeylerinde, araçlarında, terminal araçlarında kullanım şekli böyledir. Git init deyip buraya bir isim verirsem new project gibi ne yapar? Benim bulunduğum direktörün içine bir tane klasör açar new project diye. Bunu da bir git reposu olarak oluşturur. Çalıştıralım. Ne oldu? Initialized empty git repository in bilmem ne. MyApp'in içerisindeydim. New Project'e girdim. Burada bir gördüğünüz gibi. Bu arada bu gizli dosyaları açmayı da göstereyim. Şurada View'a giriyorsunuz. Şurada Hidden Items var. İşte Türkçesi gizli dosyaları göster vesaire olması lazım. Bir de şunu da açarsanız çok iyi olur. Dosya uzantılarını göster. Bu da yazılımla uğraşan insanlar için yapmanız gereken ilk şey bu Windows bilgisayarda. Öyle yapınca ne oldu? Burada bir git klasörümüz var. Biz bunun içerisine girip içerideki şeylerle ilgilenmiyoruz. Bu Git'in düzgün çalışması için gereken dosyalar vesaire var. Bizim bilmemiz gereken şey eğer bir klasörün içinde şöyle bir git.git uzantılı bir klasör varsa bu bir git reposudur arkadaşlar. Ne oldu? Bir git reposu oluşturdum MyApp'in içerisinde. Bu arada farklı bir yöntem daha var. Hala burada MyApp'in içerisindeyim ya. Şimdi burada git init new project dedim. Bunu demek zorunda değilim. Şuraya böyle nokta da koyabilirim. Nokta da içinde bulunduğum klasör dizilini temsil eder. İçinde bulunduğum direktörü temsil eder. Bu arada İngilizce terimler kullanıyorum. Bilerek kullanıyorum. Çünkü bu mesleğin dili İngilizce. İngilizce kavramları bilmeliyiz. Aşina olmalıyız. Yani hiç aşina olmayan, hiçbir şey anlamayan insanlar çekinmesin. Mesela bilmediğiniz kelimeleri bir kenara yazıp
sorabilirsiniz. Bu arada sorularınız varsa o soruları da bir kenara yazın. Ben bir soru cevap kısmı da yapacağız. Orada onları da sorabilirsiniz. Bu İngilizce kavramları anlamıyorsanız anlamamanız gayet normal. Anlıyorsanız da mutlu olun. Güzel, bayağı bence ilerlemişsiniz. Gitmek istiyorsanız tabii bu yolda. Onun dışında nokta dediğim gibi bulunduğumuz direktörü temsil eder. İşte iki nokta zaten demiştik. Bir üst direktörü, işte nokta slash bilmem ne de aşağıdaki direktörü temsil eder. Nokta deyip enterlersem ne oldu? Bir tane de burada git klasörü oluşturdu. Yani ben MyAPI'de bir git reposu yaptım. New Project'te de bir git reposu yaptım. Normalde gerçek projelerde böyle bir şey yapmayız. Bir tane şu en üstteki klasörün git reposu olması yeterli. Bunun altındakini bir daha git reposu yapmama gerek yok. Ben bunu mesela birden fazla projeyi burada saklayabilirim. Ama altındaki projelerde de git'i kullanmak istiyorsan ekstradan gidip burada git init dememe gerek yok. Şimdilik şunu siliyorum. Çok güzel. Şimdi ikinci komutumuz git'in. Git status. Bunu sık sık kullanıyoruz. Özellikle böyle bir GUI kullanmıyorsak, sadece terminalden işlerimizi hallediyorsak git status önemli. Peki ne işe yarıyor? Git'in farklı farklı şeyleri var. Aşamaları var. Yani bir değişikliğin farklı aşamaları var. Onları da anlatacağım. Şöyle yazalım bakalım git status bize ne veriyor. Önce bana master branch'inde olduğumu söylüyor. Herhangi bir commit yapmadığımı söylüyor. Ve commit yapacak herhangi bir şey olduğunu da olmadığını da söylüyor. Yani hiçbir şey yapmadın ve hiçbir değişiklik de yapmadın. Okey diyor. Size bu branch ve commit olaylarını anlatayım. Ya da şimdi anlatmayayım. Biraz ilerleyelim sonra anlatayım. Şimdi arkadaşlar git bir versiyon kontrol sistemi dedik. Versiyon kontrol sistemlerinin amacı bir klasördeki ya bir projedeki diyeyim değişiklikleri kaydetmek. Bunları geçmişe dönük izlememizi sağlamak. Düzgün, düzenli bir şekilde yani yapılan hiçbir değişikliğin ne kadar zaman geçerse geçsin kaybolmamasını sağlamak amacı bu. O yüzden burada birkaç değişiklik olması lazım ki git'i de kullanacak bir senaryomuz olsun. Şimdi yapacağım ilk şey bir tane dosya oluşturmak. Dosyayı neyle oluşturduk? Touch. Touch diyelim hello.txt. Hello.txt oluştu. Git statüsü bir daha çalıştıralım. Burada farklı bir şey geldi. Hala master branch'indeyim. Hala herhangi bir commit yok. Ama diyor ki izlemediğim dosyalar var. Untracked files. Ne diyor? İzlemek için git add deyip dosyanın ismini yaz. Neyi commit diyeceksen. Böyle bir şey niye var? Çünkü şöyle. Diyelim ki biz bir tane daha dosya oluşturduk. Touch. Yani ona da şimdi girmeyeceğim. Sonradan gireceğim. Şimdi happy path. Yani şey yapalım. Tek yapmak istediğimiz şey amacımız ne olsun burada? Amacımız şu olsun. Yeni bir değişiklik oluşturdum. Bu değişikliği kaydedip git'e bunu bildirmek istiyorum. Şu an tek amacımız bu olsun. Ne oldu? Değişikliğimizi yaptık. Bu değişikliği git'e bildirmek istiyoruz. Ve bunu bir mesaj yardımıyla hani commitlemek istiyoruz. Önce bu değişikliği ben bir sonraki commit'imde git alsın istiyorsam yapacağım şey şu. Burada yazdığı gibi git boşluk add hello.txt. Bir daha git status çalıştıralım. Ne oldu? Dedi ki hala master'dasın. Hala herhangi bir commit yok. Ama commit yaptığın zaman şu dosyalar commit'ine eklenecek. Haberin olsun diyor. Şimdi commit diyoruz. Commit'in ne olduğunu anlatmadık. Arkadaşlar commit şu. Ben gördüğünüz gibi git add yapıp değişiklikleri hangi değişiklikleri git'in almasını istediğimi belirttikten sonra bunu böyle şu an git'in böyle bir şeyi var. Nasıl diyeyim? Şöyle bir gösterelim örnek. Git tree desek gelir herhalde. Arkadaşlar git'in böyle ağaç tarzı şeyleri var. Hatta şu daha güzel. Böyle bir yapısı var. Biz buradan başladık diyelim.
böyle şunları ekleye ekleye gidiyoruz ya. Bu işte her noktayı oluşturmak için benim commit yazmam, commit yapmam lazım. Commit atmak da deniyor da atmak çok doğru değil sanırım. Commit yapmak daha doğru bir çeviri. Commit yapmamız gerekiyor. Commit yapmak da commit'in şeyi de katılmak sanırım. Türkçesi bakalım. İşlemek vesaire. Yani biraz işte diyorum ya İngilizcesini bilmek lazım. Türkçesi çok böyle şey yapmıyor. Anlatmıyor işlemin kendisini. Bu dosyayı yani ben değişikliklerimi yaptım. Git kardeş. Al bunları artık şey yap. History'ne yani geçmişinde tut. Demek için commit yapmamız lazım. Ben şu an git add yaptım. Ama git şu an benim bu eklediğim şeyi geçmişinde tutmayacak. Şimdi git de geçmişi nasıl görüyoruz onu da göstereyim. Git log. Bakın gördünüz mü? Your branch master. Ya branch'ı da anlatacağım. Hatta onu da şu görsel üstüne anlatayım. Arkadaşlar branch de şu anlama geliyor. Şimdi şurada gösterdim ya bir görsel size. Burada diyelim ki biz Daniel'ız. Bu bizim branch'imiz oluyor. Bir de işte başka çalışan insanlar var. Jessica var, Nathan var, Sam var, John var. O insanların da kendi branch'leri oluyor. İşte biz bir projede işte commit'lerimizi atıyoruz. Onlar kendi commit'lerini atıyorlar. Ve gördüğünüz gibi bazı yerlerde böyle birleşmeler var. Bu birleşmelerin nasıl yapıldığını da göstereceğim. Branch'in mevzusu şu. Aynı projeye birden fazla insanın çalışmasını sağlıyor. Birbiriyle çakışmadan. Çakışırsa da çakışmalarınızı önleyecek araçlar sunuyor Git size. Bunların hepsini yarın konuşacağız. Ama branchlerin olayı da bu. Farklı insanların kendi projeleri de kendi versiyonları oluyor. Ve bu versiyonları gerektiği yerde birleştirip projeyi ilerletiyoruz. Bu sayede insanlar birbirini engellememiş oluyor. Böyle bir olayı var. Ne dedi? Master branch'indesin ve bu branch'te hiç commit yapmadın. Ben neyi loglayacağım? Hiçbir geçmişin yok gidiyor. Bak ben ne yaptım? Git add'le ekledim. Ama hala Git'in geçmişine bunlar eklenmedi. Geçmişi eklemek için işte commit komutunu kullanıyoruz. Buradaki sırada da add'i gösterdik. Sıra commit'te. Commit komutunu Git commit'i de bildiğiniz dümdüz git commit yazıyoruz. Böyle yazarsak bizi biraz karışık bir editöre atacak. O yüzden ben şimdilik size daha basit yöntemini göstereceğim. Ama daha detaylı bir commit atmak istersek ileride nasıl yapacağımızı da göstereceğim. Şimdi bu git commit'e ben enter'a basarsam benden bir mesaj girmemi isteyecek. Bu mesajı ben burada tek satır kısa bir mesaj gireceğim için eksi m yani message flagini bayrağını kullanarak burada çift tırnak arasına mesajımı yazacağım. Genelde bir projenin ilk commitine initial commit deriz. Bunu deyip enter'a bastığımda çok güzel bunu iyi ki yapmamışım. Enter'a bastığımda bana diyor ki sen kimsin? Ben seni tanıyamadım. Bana kim olduğunu söyle. Şimdi bu da neden önemli? Hani biz bahsettik ya branchlerden. Burada işte Jessica, Daniel, Nathan var. Şimdi sonuçta günün sonunda bunların hepsi aynı projede. Ve bu projede kimin nereyi değiştirdiğini bilmemiz de bazen işimize yarayabiliyor, lazım olabiliyor. Bu sebeple de kimin nereyi değiştirdiğini düzgün bir şekilde görmek için benden e-mailimi ve ismimi istiyor. Commit yapmak için bunları ayarlamamız lazım. Burada zaten gayet güzel anlatıyor neyi çalıştırman gerektiğini. Hemen dediklerini yapalım. Git config dash dash global user.email benim e-mailim duzgunmert@gmail.com e-mailimi ayarladım. Bir de neyi ayarlayalım? Username. Şöyle yapalım. Dedim. Şimdi bir daha commit atmaya deneyeceğim. Attım. Gördüğünüz gibi. Initial commit diye buradan yazdığım mesaj da çıktı. Burada neler yaptığımı da kısaca özet geçiyor. Bir dosya değişti. Sıfır. Bu insertion ve deletion da satır sayısı arkadaşlar. Ben bir satır ekleseydim bu dosyanın içerisine. One insertion. İki satır olsaydı two insertions olacaktı. Ya da silseydim de aynı şekilde ne kadar sildiğimi gösterecekti.
Create Mode, yani ben bir dosya oluşturdum diyor. Eğer silseydik bir dosyayı Delete Mode olacaktı. Onları da hepsini şimdi yapalım. Hello.txt'imizi açalım. Buraya diyelim ki merhabalar. Sonra bunu kaydedelim. Ctrl S yaparsam kaydoldu. Ve bunu kapatıyorum. Şimdi geldim. Git status dedim. Ne oldu? Yine master branch'indesin. Ve de diyor ki değişiklikler yaptın ama bu değişiklikleri stage atmadın. Yani git add demedin. Eğer diyor bu değişiklikleri yapmak istemiyorsan git restore de. Bende bu dosyanın eski hali var. Ben o hale getireyim. Bakın ekstra seçenek geldi. Az önce bu seçenek yoktu. Çünkü elinde hiçbir şey yoktu. Şimdi eski hali var. Eski haline de geri getirebilirim istersen diyor. Gitin de en güçlü yanı bu. Bir arkadaş bir değişiklik yaptı diyelim. Şurada işte şuradaki sırada Nathan geldi bir değişiklik yaptı. Bu değişiklik projemizi bozdu. Ve bizim acilen düzeltmemiz lazım. Ve bunu hangi satırın bozduğunu anlamaya da zamanımız yok. Ne yapıyoruz? Hemen bu Nathan yaptığı değişikliği geri alıyoruz. Bir önceki haline projeyi getirip çalışmasına devam etmesini sağlıyoruz. Gibi çok en basit örneklerden birini verdim. Tamam, ben bu dosyaya bir şey ekledim. Ve buraya bir tane daha şey ekleyelim. Dosya ekleyelim. O da naber.txt olsun. İki boşluk koydum. Sorun olmaz umarım. Olmadı. Naber.txt'ye de içine iyidir senden yazalım. Bir tane daha satır ekleyelim. Satır 2 diyeyim. Şimdi sıra sıra tüm işte silme, ekleme vesaire gibi göstereceğim için kendime burada dosyalar yaratıyorum. Şimdi tekrar git statüse bakalım. Dedi ki şu yukarıdakinin aynısı. Üstüne bir de şunu ekledi. Untracked files. Bir mevcut dosyadaki değişiklikler var. Bir de yeni oluşturulan dosyalar var. Yeni oluşturulan dosyada geri götüreyim, bir önceki haline getireyim gibi seçenekler sunamıyor. Çünkü önceki halini bilmiyor. Önceki hali bu oluyor. Bunu eklemek için yine şurada dediği gibi git add ve sonrasında da git commit kullanıyoruz. Şimdi biz az önce dosya ismiyle tek tek ekledik. Git add ne yaptık? Hello txt yazdık ya. Bir saniye. Kusura bakmayın, öksürdüm. Hello.txt yazdık ya. Bu böyle şimdi yarın bugün projelerde bir sürü değişiklik olacak. Hepsini tek tek yazacak halimiz yok. Bunun kısa yolu şu. Ya şöyle slash a ya da nokta koyarak bütün değişiklikleri tek seferde ekleyebilirsiniz stage'e. Bu olaya da staging deniyor arkadaşlar. Git add yaptığınızda siz dosyalarınızı stage'e atmış oluyorsunuz. Yani bir sonraki aşamaya aktarmış oluyorsunuz. Git add dedim. Tekrar git status'a bakalım. Git status'a baktım. Ne oldu? Hello.txt modify oldu. Değiştirildi. Naber.txt de yeni dosya oluşturuldu. Ve bana diyor ki bunları sen stage'e aldın. Eğer fikrini değiştirdiysen, stage'den çıkarmak istiyorsan git restore --staged ve dosya ismini yaz diyor bana. Böyle bir seçeneğimiz de var. Diyelim ki ben dosyaları ekledim ve dedim ki ben bunları eklemeyecektim ya. Başka bir şey ekleyecektim bu komitime. Bu komitime başka bir şey dahil etmek istemiyordum dersem bu komutu da kullanırız. İleride kullanacağız. Şimdilik kullanmıyorum. Dedim ve ikinci komitimi atıyorum. Git commit. Yine eksi m ile mesajımızı yazacağız. Naber txt eklendi. Hello txt tabii şöyle yazalım. Düzenlendi. Çok da önemli değil de biraz takık bir insanım. Dedik. Commit'imizi attık. Ne oldu? Create mode'da bir dosya oluşturuldu. Bakın iki dosya değişti. 3 insertion yani 3 satır yazı yazıldı. Gördünüz mü? Ben bir satır buna yazdım. İki satır da buna yazdım. Satırları tek tek saydı ve 3 satır eklediğini bana söyledi. Naber.txt'ye gelelim. Satır 2'yi silelim ve kaydedelim. Hello.txt'yi de direkt silelim. Şimdi gelip tekrar git status diyelim. Ne oldu? Hello.txt'yi sildim.
Ne haber txt'yi değiştirdim. Hızlıca yine aynı aşamaları yapıyorum. Git add nokta diyorum. Bütün yaptığım değişiklikleri alması için. Bu arada bir şeyi silmeniz de bir değişikliktir. Onu da alması için yazmanız gerekiyor ekstra. Dedim. Tekrar git statüse bakalım. Böyle çok sık bakıyorum ki hani hangi aşamada ne oluyor görelim diye. Normalde bu kadar sık bakmaya gerek yok. Hello txt'yi sildim. Ne haber txt'yi de değiştirdin diye bana söylüyor. Yine bunları geri almak istersen restore edebilirsin diye burada da notunu düşüyor. Tamam, ben bunları yaptım ve memnunum. Bunları da commit atacağım. XM dedim. Ne yapmıştım? Hello txt silindi. Şöyle bir koyalım. Ne haber txt düzenlendi. Enter'ladım. Ne oldu? İki dosya değişti. İki satır silindi dedi. Niye? Çünkü ne haberin içindeki bir satırı sildim. Hello'nun içinde zaten bir satır vardı. Hello'yu silince o bir satır da gitmiş oldu. İki satır sildim. Bir de burada ne oldu? Delete mod oldu. Hello txt'yi de delete modla direkt dosyanın kendisini silmiş olduk. Bu şekilde. Yarım saat geçmiş. Bakalım bir yorumlarımıza. İyi yayınlar. Teşekkürler. Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Basit git komutlarımızı geçtik. İki tane koymuşum. Silelim birini. Bu da tabii neyse. Tamam, bunlar önemli değil. Artık GitHub'a geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar GitHub'a bu yaptığımız değişiklikleri nasıl GitHub'a atacağımızı falan göstereceğim. Bunun için de tabii ki oluşturduysanız bir profil. Bu profile gidelim. Burada ay, profile niye gittim ya? GitHub ana sayfada zaten tuşu var. Repositories kısmında bakın repository bahsetmiştim. Her yerde bu repository olarak geçer. Repo diyoruz kısaca. Repo, repo. Yeni bir repo oluşturuyoruz. İsmi de IEEE CS olsun. IEEE Core CS olsun. Açıklama. Şimdi normalde optimal bir git reposu nasıl olacak? Bunları da öğreneceğiz zamanla ama şu an konumuz değil. O yüzden bunların hiçbirine bir şey yapmıyorum. Sadece şunu public işaretleyip create repository diyorum. Oluşturdum. Şimdi bana zaten burada ya işte İngilizce bu yüzden önemli. İngilizceyi bildiğimiz zaman hangi aşamada ne çalıştırmamız gerektiğini bize zaten gayet güzel bütün dokümanlar anlatıyor. Git'in dokümanı da anlatıyor. GitHub'ın dokümanları, yarın öbür gün kullanmak isteyeceğimiz herhangi bir kütüphanenin bir dilin dokümanı. Her şey çok güzel anlatılıyor. Düzgün doküman okursak her şeyi rahatlıkla yapabiliriz. Bana burada seçenekler sunuyor. Diyor ki bu oluşturduğum repoyu kopyalamak, lokalini almak. Yani bak diyor ki ben GitHub'ım ben. Benim şurada göstermiştim ya. Remote'um ben. Remote repo'yu ben oluşturdum. Sende şu an bu lokal repo yok. Sen bunu istiyorsan lokaline çekmek istiyorsan şu linki al. Git clone diye bir komutumuz var. O da uzaktaki repository'yi indirmemize yarıyor. Al onu ne yap? Çalıştır ve şey yap. Bu repoya sen de lokalinde sahip ol diyor. Ya da yeni bir repoyu komut satırından oluşturmak istiyorsan diyor. Yani bu bizim yaptığımız her şeyi işte git init, burada tabii readme ekle falan demiş. Git commit m first commit, git branch bilmem ne. Bunları da yapabilirsin diyor. Böyle de yapabilirsin diyor. Ya da diyor senin bir repon varsa, mesela bizim bir hazır hala hazır repomuz var. Bunu diyor eklemek için de şu komutları çalıştır diyor. Git remote add origin diyor. Şimdi şöyle ya bu komutu açıklamayacağım. Çünkü gerek yok. Zaten bu her GitHub repos oluşturduğunuzda önünüze çıkacak bir şey. Bunun yaptığı şey şu. Bizim lokalde oluşturduğumuz repoyu remote'daki, uzaktaki yani GitHub'ın bilgisayarlarındaki repo ile ilişkilendiriyor. Diyor ki lokalde ne değişiklik olursa sen remote'daki bu adrese at. Bakın şurada bir adres veriyor bana. Buraya at diyor. Ya tabii şu komutu da eklediler de bunu da anlatayım. Arkadaşlar GitHub'da ve gitti. Yıllardır yeni bir repo oluşturduğunuzda ilk içinde düştüğünüz branch'ın adı master. Bakın burada biz hep şey yaptık. Bakın şurada da yazar branch ismi. Master. Master branch'idir. Ama işte bu
ırkçılık olayları oldu geçtiğimiz yıllarda. Ve orada hani bu işte master slave kelimelerinin kullanımının azaltılması, dilden düşmesi için GitHub bir aktivizm yaptı. Ve dedi ki biz artık master değil de main diyeceğiz. Yani niye master diyelim dediler. Main dediler. Git ama mesela öyle bir şey demedi. Linus Torvalds'ın geliştirdiği Git hala master olarak. Yani sen Git'i Git'le lokalinde oluşturursan master diye oluşuyor. GitHub'la uzakta oluşturursan main diye oluşuyor. İşte Git'te bu GitHub'da bize diyor ki işte branch'inizi main yapın. Sonra main'e pushlayın falan yapıyor. Push'u falan da anlatacağım. Önce şu ilk şeyi yapalım. Çünkü bizde zaten hali hazırda var. Git repo'muzu oluşturduk. Bunu nasıl buraya pushlayacağız? Gösterelim. Şimdi bir saniye. MyApp'te naber.txt var değil mi? Şimdi arkadaşlar ben o komutu kopyaladım derken okey. Komutu kopyaladım direkt. Tek tek yazmama gerek yok şu adresi özellikle. Bunu enterlayacağım. Ve ne oldu? Benim artık bu lokaldeki repom uzaktaki repoyla ilişkilendi. Şimdi arkadaşlar biz size şeyden de bahsettim. Git clone. Git clone şu işe yarıyor demiştim. Şuradaki ben linki alıp git clone dersem ve bu linki yapıştırırsam yapışmıyor. Şöyle yapıştırayım. Yapıştırırsam şey oluyor. Ben buradaki repoyu lokalime çekiyorum dedim. Bunu yapmayacağız. Bir de lokalimde ben değişiklik yaptıktan sonra bunu remote'a nasıl göndereceğim? Uzaktaki GitHub'ın bilgisayarına bunları nasıl göndereceğim? Dediğimizde de kullanmamız gereken komut git push. Şimdi ben dümdüz bir git push diyeyim. Ne dedi? Bana hata verdi, tamam mı? Diyor ki senin şu an bulunduğun branch, master branch'i upstream branch'e sahip değil. Upstream branch de şu demek. Uzaktaki repo bizim repomuzdan bağımsız bir bakıma. Nasıl bağımsız? Orada da farklı branchler olabilir. Yani lokalde olan bir branch uzakta olmayabilir. Uzakta olan bir branch lokalde olmayabilir. Bunun için biz hangi branch'in hangisiyle eşleşmesi gerektiğini de belirtmemiz gerekiyor. Bunu yapmak için de diyor ki şu anki branch'ini uzaktaki bir saniye. Uzaktaki branch'e upstream etmek, yani onlarla eşleştirmek istiyorsan ne yap diyor? Şu komutu kullan. Set upstream origin master. Yapalım dediğini. Set upstream origin master. Bakın GitHub burada bize main diyor. Main yap diyor. Git de master yap diyor. Bu arada bakın GitHub burada git push eksi u origin main yazmış. Git de set upstream yazmış. Şimdi bu ikisinin hiçbir farkı yok. Ya, aslında var da ya, eksi u daha kısa bir yol. Ve şey bu arada farkları var mıydı yok mu diye emin olamadım arkadaşlar. Şu an buna git daha sonra git şeyinden bakarız. İkisi de ama ilk çalıştıracağım şey için aynı işi görüyor. İkisi de upstream olarak şuraya yazdığım şeyi branch'i ekliyor. Bakın bu arada origin yazıyorum. Buradaki origin kelimesini de açıklayayım. Origin de şu demek. Origin aslında benim uzaktaki repo'mu temsil ediyor. Yani GitHub'ın bilgisayarındaki benim git repo'mu temsil ediyor. Master da o repo'nun içindeki istediğim branch'i. Başka bir branch olsaydı mesela develop olsaydı origin develop yazacaktım. Mesela origin, işte ben bir özellik geliştiriyorum. Origin feature bilmem ne olacaktı repo ismi. Bu repo ismi değişebilir ama origin ismi değişmiyor arkadaşlar. Origin ismi değişmiyor. Origin ismi direkt benim şu repo'mu yani şu bir repo, şu bir repo'nun bir sayfası GitHub'da. Bunu temsil ediyor. Dedim ve enterladım. Ne yaptı? Ya bunları tek tek açıklamama gerek yok aslında arkadaşlar. 10 tane değişiklik pushladım dedi. 10 değişiklik var. Onları pushladım dedi. Yeni branch oluşturdum dedi. Şeyde. Uzakta. Çünkü uzaktaki benim oluşturduğum GitHub'da master diye bir branch yoktu. Onu oluşturdu. Ne oldu? Benim master branch'im
Origin'deki master branch ile eşleşti. Burada da onu yazıyor. Ha. Arkadaşlar şu görseli sanırım büyütmemi istemişsiniz de. Şöyle tıklayarak yapabilir miyim acaba? Tamam, bu burada kalsın, yine kullanmak istersek. Biraz kusura bakmayın. Yayıncılık acemiliği olabilir. Nerede kaldım? Hı. Pushladım değil mi ben değişikliklerimi? Git push origin bilmem ne dedim. Şimdi arkadaşlar bu ilk seferlik, tamam mı? Bunu her seferinde git push bilmem ne dememize gerek yok. Onu da göstereceğiz. Şimdi pushladık ya, şurayı bir yenileyelim. Bakalım buraya ne oldu? Bakın gördünüz mü? Kod kısmına naber txt geldi. Benim burada yazdığım commit duruyor. Şuradan commit geçmişine bakabiliyoruz. Bakın initial commit ve burada yaptığım değişiklikler. Hello txt. Initial commit'te sadece hello txt var. Naber txt eklendi. Hello txt düzenlendi commit'im. Ya commit'lerimi vesaire burada bütün geçmişin her şeyini burada görebiliyoruz. Ve bu asla kaybolmuyor arkadaşlar. Biz bir şeyi silmediğimiz ya da işte biraz karanlık güçler kullanmadığımız sürece. Şu tuş, branchlerin olduğu tuş arkadaşlar. Master branch'i var burada bakın. Çünkü bunu biz oluşturduk. Eğer biz bu repo'yu oluşturup indirseydik ve öyle kullansaydık, yani kendimiz burada git init dememiş olsaydık, orada o zaman main branch olacaktı. Sonra burada issues, pull request vesaire, bunlara ileride bakacağız. Şu an buralarla çok bir işimiz yok. Demek istediğim bütün geçmişi burada görebiliyorsunuz. Dakikası, zamanı, her şeyi var. İçeriği, kodu vesaire de görebiliyorsunuz. Böyle. 42 dakika olmuş. Başka neyden bahsedebilirim bugün? Şu an aslında bu kadar. Bu kadar değil. Nasıl yapalım? Bir de branch oluşturmayı falan da göstereyim. Farklı bir branch oluşturmayı. Sonra bunu bir de şey yapalım. GitHub'a pushlayalım. Tamam mı? Farklı bir branch oluşturmak için yapmamız gereken şey, önce bir tabii bakalım hangi branchlerimiz var, görelim. Bunları görmek için git branch yazıyorsunuz ve ne kadar branch varsa lokalde hepsi burada listeleniyor. Şu an sadece master branch'imiz var diye. Master branch'i var. Tamam. Git branch diyoruz. Yeni bir branch oluşturmak için tekrar git branch. Eksi neydi ya? Bir saniye. Mesela arkadaşlar şu an bir, çok basit bir komut unuttum, tamam mı? Çok basit bir komut. Hemen şurada gittik şeyden de bakabiliriz de. Buradan da bakabiliriz. Mesela git şeyinden bakalım. Dokümanından. Bakın burada git, gerçi bunu şeyden de yapabilirdik de. Burada bana git branch'le neler yapabileceğimi gösteriyor. Burada bütün böyle parametreler vesaire hepsi var. Biraz tabii şey gelebilir başta. Karışık gelebilir. Bu arada branch oluşturmak için, ben şimdi unuttum sandım da unutmamışım. Branch oluşturmak için git branch yazmıyoruz arkadaşlar. Karıştırdım. Özür dilerim. Git checkout diye bir komutumuz var. İşte buraya bakarak alakasız bir şey böyle bazen aklınıza gelebiliyor bu arada. Bakın burada baktım. Alakalı bir şey göremedim. Ha dedim, demek ki o zaman branch de yapılmıyordu ya. Farklı bir şekilde yapılıyordu. Git checkout diyoruz arkadaşlar. Git checkout'un yanına da şey yapıyoruz. Normalde git checkout şu işe yarar. Ben hiçbir flag falan kullanmadan bir buraya branch ismi yazarsam, mesela develop diye bir branch'im olsaydı beni o branch'e götürürdü. Ama ne oldu? Develop diye herhangi bir şey yok diyor. Dosya yok diyor. Oluşturalım. Git checkout. Oluşturmak için de eksi b yazıyoruz. Eksi b develop yazarsam ne oldu? Hem develop diye bir branch oluşturdu hem de ona geçti arkadaşlar. Ya bu arada ben şunu böyle şey yapmışım arkadaşlar da, aşağı kadar uzatmışım ama buna gerek yok. Siz hep aşağı bakmak zorunda kaldınız sanırım yayın boyunca. Burada durabilir yani. Develop diye bir branch oluşturdu ve beni oraya attı. Burada bir değişiklik göremeyeceğim çünkü develop'un içindekilerle master'ın içindekiler şu an aynı.
Tekrar git branch yazayım. Ne oldu? Hem burada develop hem de master'ı görüyorum artık. Çünkü iki tane branch'im var. Branch yine Türkçe'ye çevrilebilir. Dal demek. İki farklı dalım var. Bu dalda farklı şeyler, bu dalda farklı şeyler olacak. Yine de branch kelimesini kullanmayı devam edeceğim. Şimdi develop'ta yeni bir değişiklik yapalım. Tamam mı? Diyelim ki touch diyelim. New feature.txt. Yeni bir özellik oluşturduk biz develop'ta ve bu özellik master'da yok. New feature'ın içine de bir dosya ekleyelim. Yazı ekleyelim. Satır 1. Kaydettim, kapattım. Şimdi şurayı bir temizleyeceğim. Git status diyeyim. Ne oldu? New feature txt eklendi, klasik. Bunu hemen ekleyip commit diyelim. Git add nokta dedim, ekledi. Git commit x'ime. New feature eklendi. txt de yazalım sonuna. Takık oldum iyice. New feature txt eklendi dedim. Ekledim. Git status diyelim bir daha. Ne oldu? Her şey tamam. Develop branch'indesin. Commit edecek bir şey yok. Working tree clean diyor ya. Bu da işte add yaptıktan sonraki kısım o. Staging area. Orası temiz diyor. Orada da herhangi bir dosya yok. Commit'lerini de atmışsın. Değişikliğin de yok. Şu an diyor tertemiz. Yapacak hiçbir şeyim yok. Şimdi arkadaşlar branch değiştireceğim tekrardan. Nasıldı? Git checkout'la değiştiriyorduk branch'i. Git checkout deyip eğer branch hiç yoksa ve oluşturmak istiyorsak eksi b kullanıyoruz. Branch varsa branch'ın adını yazıyoruz. Neydi branch'imizin adı? Diğer branch'imizin master. Ne oldu? Develop branch'ineydim. Master'a geldim. Ve gördüğünüz gibi new feature txt gitti arkadaşlar. Kaybolmadı. Git hala bunları tutuyor. İşte git'in olayı bu. Git'in olayı bu. Bir branch'teki değişiklik diğerinde öyle gözükmüyor. Gözükmesini de sağlayacağız ileride. Şimdilik gözükmeyecek. Tekrardan şey yapalım. Yani yazmama gerek yok. Tekrardan develop branch'ine geçelim. Ne oldu? New feature txt geri geldi. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bir de bunu GitHub'a pushlayalım. Tamam mı? Ben develop branch'indeyim ve bunu pushlayacağım. Git push diyorum. Mesela ben ne yazacağım aklıma gelmedi ya. Set upstream falan. Unuttum bunları diyelim. Hiç önemli değil. Git push yazıyorum. Git bizi yanlış bir şey kolay kolay yaptırmaz arkadaşlar. Git push dedim. Pushlayamadım. Ne oldu? Set upstream yapmamışım işte. Uzaktaki branch'imle ilişkilendirmemişim. İlişkilendirmek için de dediğini yapalım. Bu sefer set upstream değil de eksi u flagini kısa yolu kullanalım. Git push eksi u origin yani uzaktaki repom ve yapmak istediğim branch'in ismi. Genelde aynı ismi koyuyoruz ki karışıklık olmasın. Ama ben gidip buraya işte burada develop uzakta da development diyebilirim. Böyle bir yetkim, yeteneğim var. Ama şimdilik demeyeceğim. Karışıklık olmasın diye. Zaten convention budur yani. Herkes böyle kullanır. Çok farklı bir senaryo değilse bu şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Enter'ladım. Ne oldu? Bu değişiklikler gitti. Burada ekstra bir şeyler daha çıktı. Pull request falan filan. Bunları da anlatacağım. Bana burada bir link verdi falan. Bu linke tıklayıp gidebiliyorum bu arada. Ama şu an önemli değil. Yanlış sayfayı kapattık. Şimdi arkadaşlar ben pushladım ya. Bakın GitHub'a geldi. Develop yakın zamanda birkaç push aldı diyor. İstiyorsan diyor bunu karşılaştır şeyle. Master'la karşılaştır. Ya tabii master demiyor da. Karşılaştır ve pull request aç diyor. Pull request'i anlatayım arkadaşlar. Çok anlamasanız da olur bu arada. Yarın tekrar gireceğiz buralara detaylı. Şimdi arkadaşlar burada bana bir arayüz veriyor. Diyor ki şuradan bir branch seç. Şuradan da bir branch seç. Ben bu ikisini kıyaslayacağım. Aralarındaki farkı bulacağım. Ve bu farkı şey yapacağım. Birleştireceğim diyor. Ekleyeceğim. Birleştirmeden önce ben bir tabii göstereyim. Ne oldu? Şimdi master branch'indeyim. Naber txt var. Başka hiçbir şey yok değil mi? Develop branch'ini burada seçiyorum. Naber txt var. New feature txt var. Arkadaşlar genelde projelerin hepsi böyle olur. Bir böyle master branch olur. Bir böyle develop olur. Bir de böyle bunun altında feature branch'leri olur. Mesela işte sadece işte ne diyeyim? Ben Twitter'ı yapıyorum ve Twitter'daki tweet atma özelliğini yapacağım. Daha hiçbir şey yokken ortakta.
O özelliği yaparken işte feature implement tweeting falan filan diyebilirim. O tarz bir branch açıp orada değişikliklerimi yapabilirim. Ya da işte implement comments, implement messages, implement bilmem ne. Herhangi bir özellik. Ya da bug fix. Bunları ekleyip şey yapıyorum. Konuşmama başladım. Bunları ekleyip bu develop branch ile kıyaslayacağım. Ve bu değişiklikleri bu branchla birleştireceğim. Böylelikle ne olacak? Şimdi şunu açalım tekrardan. Hani bak gösterdik ya böyle branch farklı branchlar var diye. Şimdi ben Daniel'ım bir şeyler yapıyorum. Ben Twitter yapıyoruz, tamam mı? Ben ilk projeyi oluşturdum. Initial commit yaptım. Sonra gittim tweet atma özelliğini oluşturdum. O sırada dedim ki Jessica'ya. Jessica sen de mesajlar özelliğini oluştur. Jessica da mesajlar özelliğini yapıyor. Yaptı, bitirdi. Şimdi ben oluşturdum ya. Bu mesajlar özelliği bende yok. Bende olması için ne yapıyorum? Jessica pull request açıyor. Jessica'nın yaptığı değişiklikler bana geliyor. Bana geldiği zaman da ne oluyor? Ben iki değişikliğe de sahip oluyorum. Ve mutlu son. Böyle böyle bir sürü özellik, bir sürü branch açılıyor, birleşiyor. Açılıyor, birleşiyor. Açılıyor, birleşiyor. Böyle böyle proje büyüyor arkadaşlar. Projeyi böyle ilerletiyoruz. Başka bir yol çok da zaten daha iyi bir yolu olsaydı onu yapardık. Şu an en iyi yol bu elimizdeki. Yıllardır bu yöntem kullanılıyor. Git bu işin şeyi. Endüstri standardı yani. Şimdi arkadaşlar bunu da gösterdim. Pull request açmayı yarın göstermek istiyorum aslında. Bugün çünkü kafanızın çok karıştığını düşünüyorum. Biraz karışık oldu. Ama umarım bir şeyler anlamışsınızdır. Karışık oldu ama bayağı bir şey gösterdik aslında. Komutları tek tek yazıp şey yapabiliriz. Şuraya diğer komutları da ekleyebiliriz. Ne gördük? Commit'ten sonra. Git push'u gördük. Git branch'ı gördük. Ve git checkout'u gördük. Şunlar en önemlileri. Bunlar böyle kalsın. Bu şekilde gözüksün en sonda diye yazdım. Git dokümanı var. Bu biraz aslında incelemesi ilk başta çok zor bir doküman biliyorum. Ben de zorlanıyorum ara sıra. Ama güzel. Her şeyi anlatıyor. En doğru bilgiyi bulabileceğiniz kaynak kendi dokümanıdır. Şöyle bir depo oluşturduk. Bunu düzenleyeceğiz. Sizler de bunlara eklentiler yapacaksınız. Branchlerinizi atacaksınız. Pull request atacaksınız. Ben de bakacağım. Sezer, çok güzel şey yaptın. Bu arada bunu 10 dakika önce falan sormuşsun da SSH doğrulama vesaire anlatmış. Efendim? Ekrana verebilirim aynen. Soruyor. O şekilde sizlerin sorduğu soruyu. Aynen öyle. Arkadaşlar bu sorunu siz yaşayacaksınız büyük ihtimalle. Bu SSH key olayını yarın ya da yarın değil de bir WhatsApp grubundan ben büyük ihtimal şey yapacağım. Ama SSH key olayını da kısaca size göstereyim nereden yapacağınızı. Kendiniz yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar GitHub hesabı açtınız ya. Burada ayarlara gidiyorsunuz. Ayarlarda SSH and GPG keys var. Allah'ım ben bunları tabii burada göstermemeliydim. Yani. Ama o cihazları kullanmıyorum artık. Neyse ben bu SSH'leri değiştiririm şeyden sonra, yayından sonra. SSH ve GPG keys var arkadaşlar. Ya da şuradan şey yapalım. GitHub how to add SSH. Arkadaşlar şöyle bir doküman var. Ben bu linki atayım size. Peki, WhatsApp grubunda paylaşabiliriz. Aynen. Aynen. Bunu ben WhatsApp grubunda paylaşırım. Buradan Google'a yazarsanız gelir direkt. Arkadaşlar burada adım adım anlatıyor işte. Hangi bilgisayarı kullanıyorsunuz, hangi işlem sistemini kullanıyorsunuz. Buradan seçin. Buradan SSH key'ini nasıl ekleyeceğinizi anlatıyor. Biraz zor gelebilir. Sorun yaşarsanız da bana WhatsApp'tan özelden yazabilirsiniz. Onun dışında şu an başka sorusu olan var mı? Varsa ya şimdi sorsun ya da bir dahaki yayına kadar aklında tutsun. Ben sorayım sana Mert şey olarak. Ben ilk defa bilgisayar mühendisliği görüyorum böyle yazılım falan. Bugün hiçbir şey anlamamış olmam normal mi sence? Normal. Çok normal. Çünkü ben Git'i şöyle anlatayım.
kursları böyle işte crash course oluyor YouTube'da ya da işte farklı insanların Git eğitimleri oluyor. İngilizce, Türkçe bir sürü yerden dinleyip en son işe başladığımda anlamadığımı fark etmiştim. İşte sözde tabii basit add, commit yapabiliyordum. Böyle ama 5-6 tane ders dinledikten sonra bunları yapabiliyordum. Ve sonra bir de işe girdim ve baktım ki ben hiçbir şey anlamamışım. Özellikle branchler, remote, lokal, işte uzakta yok kitabın bilgisayarı, yok benim bilgisayarım, hangisi karışabilir? Gayet normal. Hiç sıkıntı yok. Bu bir böyle şey gibi düşünebilirsiniz. Ayağınızı alıştırma gibi, ısındırma gibi düşünebilirsiniz. Sadece size biraz hani nelerin mümkün olduğundan bahsetmek, onları göstermek istedim. Burada çok detaya da girmek istemedim. Bazılarda da girdiğim oldu, bazılarında da çok güzelce anlattığım oldu. Ama şey, sonuçta anlamamak gayet okey. Hiçbir sorun yok. Yarın da biraz daha pekişecektir diye düşünüyorum. Yarın tekrar dediğimiz gibi dersimiz olacak. Arkadaşlara bir tavsiyen var mı böyle yarın derse gelmeden önce? Var. Bu kaydı... bu arada arkadaşlar normalde bu kadar komut yazmıyoruz. Böyle GUI'ler var. GitHub'ın desktop uygulaması, GitApp ya da işte yarın göstereceğim Visual Studio Code'un Git entegrasyonu vesaire var. Onlarla çok rahat bu işleri hallediyoruz. Bu kadar karışık şey yapmıyoruz. Nasıl diyeyim? Uğraşmıyoruz aslında. Bu kadar karışık olmuyor. Yarın içinde tavsiyem şu. Bu dersteki komutları yani şunları arkadaşlar nerede o? Şunları tekrar yayına. Bir kullanın tekrar. Aynen. Şu komutları yok. Bir tekrar kullanın. Hangisi hangisini yapıyordu bir yazın yani. Yazmanız şey olmaz. Bir şeyi kırmazsınız. Bir şeyi bozmazsınız. Merak etmeyin. Yazın yani. Eksik yazın, fazla yazın. Fark etmez. Size uyarıları verir. Takıldığınız yerde bana sorabilirsiniz. Hangi hatayı aldığınızla beraber ilerleyebiliriz. Bir sıkıntı yok. Bir de tabii WhatsApp grubundan kurmanız gereken birkaç bir şey paylaşacağım. Bir editör Visual Studio Code kurmanızı rica edeceğim. Onu kurarsanız vesaire iyi olacak. Yarın da Visual Studio Code'da gerçek bir projede bir şeyleri ekleyeceğiz, çıkaracağız, branch açacağız, kapatacağız. Hepiniz ilk pull request'lerinizi açacaksınız. Oradan onaylayacağız vesaire. Konfliktleri göreceğiz. Konfliktlere bakacağız. Hani iki kişi aynı yeri değiştirirse ne oluyor? Nasıl birleştiriyoruz? Nasıl çözüyoruz konflikt? Onlara falan bakacağız. Ondan sonra bitireceğiz. Bu arada hani WhatsApp grubu vesaire dedik. Çünkü WhatsApp grubunda olmayan arkadaşlar da olabilir. Ben son kez bir WhatsApp linkini de paylaşayım. Evet. Hem Mert'e soru sormak için hem de neler indirileceğini vesaire görmek için WhatsApp grubuna katılmanız sizin için daha iyi olur. Evet. Aktifleri takip etmek için. Genel olarak bu şekilde. Sorusu olan varsa alalım onu son kez. Yoksa kapatalım. Yarın yayında görüşürüz tekrardan. 8'e kadar bekleyelim. Sorusu gelirse cevaplayalım. Tamamdır. 2 dakika daha buradayız. Ben bir su içeyim. Tamamdır. Bu arada arkadaşlar bugün hani yazamadıysanız o kod sırasında falan zaten çok da gerek yoktu. Mert'i yaparken izlemeniz daha önemliydi bence genel olarak. Yani evet. Diğer TikTok'larımızda da bu şekilde. Ya ben başta işte düşündüm aslında arkadaşlar bunu sadece izleyin yazmayın da. Şimdi bazı insanlar insana değiştiği için bir şey söylemek istemedim. Bazı insanlar o anda yazarak daha içine siniyor. Bazı insanlar işte sonradan izleyince, takip edince, durdurarak ilerleyince daha iyi oluyor. O yüzden herkes istediği gibi yapsın. Zaten kaydını yükleyeceğimiz için. Bu kaydı da, bu arada bugün yükleyecek miyiz bu kaydı? Evet, direkt bugün yükleriz. Bakarlar da yarın derse gelmeden aynen. Önce ya, girmek için. Gelmeden bir böyle üstünden tekrar geçerseniz harika olur. O şekilde. Emre Kızcı, bu ders kanalı yüklenecek. Evet. Evet, yüklüyoruz dersten sonra direkt. Hatta bugün gelemeyen arkadaşlar varsa da yayını izleyip tekrardan yarın ona dahil olabilirler. Aynen, böyle bir seçenek de var. Bir soru gelmiş Aras'tan, onu verelim. Şöyle Git ve GitHub zaten farklı şeyler olduğundan bahsettik. Mac ile Windows ya da Linux arasında hani Git'in çalışması konusunda soruyorsan herhangi bir fark yok. Gayet aynı komutlar aynı şekilde yazılıyor. Hiçbir fark yok. Terminal komutları farklı oluyor. Bu gösterdiğim ls, cd, touch mesela Windows'ta touch yok. Windows'ta daha farklı. Ama Mac ile Linux'ta touch kullanılıyor. Onlar farklı. Onun dışında bir farklılık yok açıkçası yani.
Git ve GitHub farklı şeyler ama eğer onu o anlamda sorduysan, Git bir versiyon kontrol sistemi, bir araç, indirdiğimiz bir yazılım. GitHub, Git ile entegre çalışan ve bu oluşturduğumuz Git repolarını sakladığımız, farklı insanlara da erişimini açabilmemizi sağlayan bir platform. Teşekkürler. Son sorumuz o zaman bu olsun. Daha sorusu olan varsa artık yarın alırız devamında. Mert'i de yeterince yorduk bence bugün. Arkadaşlar o zaman yarın görüşmek üzere tekrardan. Yarın saat 7'de akşam. Dediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok sağ olun. Sürçülisan ettiysek affola derler. Yayın acemiliğimiz var. Zamanla iyileşecektir. Teşekkürler herkese katıldığınız ve zamanınızı ayırdığınız için. Tekrardan teşekkürler. Görüşmek üzere. Güle güle.